Yörüklük öyle efelik, yiğitlik, mertlik kolay iş değildir değil mi? Gayet tabii. Deve hamuduyla er lakabıyla tanınır. Dıngıl olur Ramazan dediler mi? Evet. Karadeniz yöresinde bu Toros dağlarını tanımayan yoktur. Evet. Şimdi yaş kaç senin? 75. Valla biz soluk soluğa kaldık. Sen hiçbir şey yok maşallah ya. Allah şimdi, şey için. Nerelerden geldik şimdi nereye diyoruz? Camalağından beri anlat gayrı. Camalağından beri. Şimdi Camalağından kalktık. Osmancık'a çıktık. Burası Osmancık. Oranın hüdütleri de Soğucak Su Gediği, evet. Kartal Gediği, Pırnaz, Kızılöz Gediği, Oylumar Pınarı. Evet. Burası Osmancık, Çiğirdikli, Anklı Gediği, Tikencik, Rahat Yaylası, Karayöl Dağı, Sırat, Subaşı Kısığı, Kartın Gediği, Yelli Tor. At kuyruk sallama sebebi şu. Atın kuyruğuna sinek konmaz. Yani o da sinek yaşamaz soğuktan. Bu nedenle sinek yapışmayınca evet, at da kuyruk evet, sallamaz. Evet. Biz Garlı Dağlara yaklaştık değerli izleyiciler. Hava buz gibi, soğuk. Buranın havası sert, insanları mert. Değil mi? Evet, evet. Bir kimse yan bakabilir mi? Mümkün mü canım? Değerli izleyiciler, bir de bu Beşkazan şapkası, yörüklerin şapkası böyle olur. Yan giyilir. Horası az eğiktir. Her yerden habarım var, her şeyden habarım var demektir. Evet, horası evet, da yan bakana dik çakarım demek. Var mı sana bu meydanda bir şey diyebilecek? Evelallah. Koçam de. Evelallah. Yüklü değerli dinlenmez, yürüyelim mi? Yürüyelim. Kısık. Kısık yani dar yer anlamında. Dar yer anlamında orta konak. İkinci büyük orta konak. Daha ilerisinde Ağrık Çukuru denilen bir yer var. Ondan sonra Yeriçi meskenimize varacağız. Bu gördüğün yol da dedemin, bak dedemin dedesi zamanını biliyorsun. Daha evvelsini bilmeyen. Evet. O zamandan bu Karadere'nin göç yolu. Yayla yolunda. Hani de yaylamda senin de çalmaları, pek zor olmuş, ah zor olmuş.
şof. Yörük göçü devam ediyor değerli izleyiciler. Yörüklerde arıcı acı çok önemli. Pek çok türküyü arıcı acı için söylemişlerdir. İşte Arif Sümbül, değerli sanatçımız, ozanımız Gabardış'la ilgili bir türkü söyleyecek. Yaslanaydım Gabardıcın pürüne, diz vuraydım şu yaylanın düzüne. Aman aman aman, ünledim aşağıdayı, odayı döşedim, kız yanıma gel mi dedim, badeleri sun mi dedim. Şu anda geldik Akdağ'ın zirvesine yaklaştık artık. Gördüğünüz gibi garlar alarmış, eriyor. Bozbulanık gar suları da şarıl şarıl, gürül gürül dereler, ırmaklardan akıyor. Garın beyazlığını, suyun sertliğini, ardıcın yeşilini, taşların rengini, yüce dağlardaki özgürlük sevdasını, gücünü bu dağlara çıkarsanız tadabilirsiniz ve de görebilirsiniz değerli izleyiciler. Baktığım zaman da etrafı, her tarafı görüyorum. Neşem açılıyor. Ülker deriz, daha geride gelen bir sayılı gün vardır. Ondan sonra şu gardağın başına geliyoruz. Bak şu setin başına. Şu setin başına, gardağın üstüne. He, hemen bu başına. Orası da daş gözlük mevkidir. Şimdi hangi ayda gidiyorsunuz oraya? Mayıs'ın sonlarına doğru. Ülker'den sonra? Tabii Ülker'den sonra. Ülker Mayıs'ın 20'sinde mi olur? 23'ünde. Ondan sonra daha yüksek yaylaya. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'de mavzerimi vermem ben, aman Eloğlu'na yandım ben, haydan güzelim. Akdağ'ın başında Toroslar'da bir lale. Bunlar dağlarda kendinden oluyor değerli izleyiciler. Kim diyor ki lalenin yurdu Anadolu değil de başka yer? İşte bunu insanlar dikmedi değerli izleyiciler. Isıra Dağları'nın zirvesinde görebilirsiniz. İşte bu. Lalenin ana yurdu, ata yurdu, Anadolu demeyenlere bir cevap bu.